Alo Sayın Başkanım, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Sağ olun. İyi yayınlar başkanım. Geçtiğimiz haftalarda oynanmış maç sonuçlarıyla ilgili kulağımıza bir şeyler geldi ama biz bunları iddia olarak değerlendirdik. Spor kamuoyunu da bilgilendirmek adına özellikle sizlerden acizane rica ediyoruz. Lütfen sizin pencerenizde olan gelişen konularla ilgili, son dakikalarda gelişen durumlarla ilgili spor kamuoyunu aydınlatmak, hiçbir takımın töhmet altını bırakmadan kendi yorumlarınızla bir değerlendirmenizi rica etsek, yapabilir misiniz böyle bir yorum Sayın Başkanım? Ben tabii. Ben geçen hafta Demirtaş'ımızın maçı vardı. Ben başkan olarak başladık tabii. Takımımızın başındaydık. Bizim bir beraber ihtiyacımız vardı. Fakat biz mağlup olduk ama İnegöl Osmaniye ile İnegöl Akhisar arasında maç vardı. Bu maçın neticesi bizi çok ilgiliyordu. 80. dakikaya kadar Akhisar'a beraberlik bile, Akhisar'ın berabere kalması bizim kümede kalmamızdı. 80. dakikadan sonra ne olduysa oldu. Biz tabii burada mağlup olunca oraya herhalde haber gitti. Orada bir şeyler olmuş. İki İnegöl takımı artık iki İnegöl kardeş takımı diyelim. Birbirlerine kıyak yaptılar. Arada Demirtaş kaynadı gitti. Bizim duyumlarımız böyle. Görüntüler var diyorlar. Maç öyle olmaz, böyle olmaz diyorlar bir şeyler. Herkes bir şey söylüyor. Fakat ben bunları değerlendirmiyorum. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyorum. Burada amatör spor futbol kulüpleri başkanları, yöneticileri, temsilcileri İnegöl'de olduklarını duyduk. Ve bu maçta olduklarını duyduk. Bu maçta ne olup bittiğini onlar görmüşlerdir. Bizim bu saatten sonra söyleyecek bir şeyimiz yok ama ortada bir haksızlığına ben inanıyorum. Kalben inanıyorum. Bu haksızlık bu saatten sonra değişmez, inmez. Giden geri gelmiyor. Bizim de gitti. Biz küme düştük. Oynadık. Aslan gibi küme düştük. Çıkmasız. Bu sene olmaz. Seneye gene karşılaşırız. Ama biz Demirtaş Spor Kulübü olarak centilmenliği ön planda bırakarak ön planda maçlarımızı oynayacağız. Yenilmek de var. Yenmek de var. Fakat bu gibi durumlarda, bu gibi olaylarda insanlar iki İnegöl takımı birbirine kardeş davranırlar. Ben bunu böyle diyorum. Bursa ilk temsilciler, spor ilk temsilciler varmış. Görüntüler var diyorlar. Görüntüler yok diyorlar. Herkes bir şey söylüyor. Bu saatten sonra da böyle bir hani bir suçlu aramanın bir anlamı yok bende Erciş Bey. Bu maç bitti. Maç bitti. Biz aslan gibi küme düştük. Kimseye boyun eğmeden çıktık. O hakkımızın yediğine ben inanıyorum. Bu saatten sonra da kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum. Şey demek istemiyorum. Ama bu sene böyleymiş. Böyle gitti. Kaptanımız Bünyamin'i ben arıyorum. Cevap vermiyor. O da çok üzgün. O da çok üzgün yani. Bu olaylardan sebep birkaç kere dedim başkan üzülme. Biz çıkmasını biliriz. Bu sene böyle oldu. Abi biz adaletli küme düşmedik dedi bana. Ondan sonra daha sonra görüşürüz. Telefonu yani herkesin bildiği bir şey var. Biz küme düştük. Erdiş Bey. Bu. Bunun başka bir izahı yok. Peki. İnegöl takımı 85 dakikaya kadar İnegöl Osmaniye 3-0 galip. Bizim maverimiz İnegöl'e gidiyor. İnegöl 10 dakikada 4 tane gol atıyor. Bekliyorum. Futbolda olmaması
gelen şeyler. Bakın ben bir daha söylüyorum. Ben kimseyi dönmez altında bırakmıyorum. Kimseye laf söylemiyorum. Ama bunlar olmaması gereken şeyler. Spor temsilcilerim. Fikret Başkanım. Dinliyorum. Tabii ses düzeldi galiba şu an. Ses düzeldi. Bir internette sıkıntı vardı galiba. Sizden gelen yayın biraz yavaşladı, sonra hızlandı. Son söylediklerinizi bir daha alabilirsek. Şimdi ben bu son olan maçları Bursa Futbol kamuoyunun bilgisine bırakıyorum. Benim biz düştük, küme düştük. Ama haklı düştük, ama haksız olarak düştük. Düştüğümüz gibi çıkmasını da biliriz. Süper amatöre çıkarız. Seneye olmaz, öbür seneye gene İnegöl takımlarıyla maç yaparız. Ama bu maçı, bu İnegöl'deki maçı Bursa Bölge Spor Temsilcilerine seyredenler var. Bunlar ne yorum yapacaklar, neler söyleyecekler, ne dediler, ne düşünüyorlar, onu ben çok merak ediyorum. Şimdi Fikret Başkanım, öncelikle geçmiş olsun. Haklı haksız düştünüz diyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum, futbol adına söylemek istiyorum. Siz şu anda haksız düştünüz diyelim. Ki öyle gözüküyor. Ve inanın futbol bunu yanında bırakmaz. Bunu yapanlara eğer dedikleriniz doğruysa ve öyle inanıyorsunuz, biz de size inanıyoruz. Eğer böyle bir şey varsa futbol bunu yanında bırakmaz. Bir dahaki sene aynı şeyi onlar yaşar ve hep birlikte bunu görürüz. Ve siz de o sene şampiyon olursunuz. Oradaki aradaki fark hem kalp temizliğiniz hem dediğiniz gibi centilmenliğiniz ön planda olmuşçasına siz orada haklı olmanızı bir daha görmüş olursunuz inşallah. Öyle diyelim. Kendi yorumum. Benim size bir şey söyleyeceğim. Bizim kulübümüz 1948 senesinde kurulmuş bir kulüp. Biz düşeriz, kalkarız, oynarız. Ama futbol buysa, amatör futbolu buysa, amatör futbolu yönetenlerin İki ellerini alıp başlarını düşünmesi lazım. Yanlış olan bir şey varsa bunları düzeltmeler lazım. Biz kimseye derdimizi anlatamayız bu saatten sonra. Kaderimize razı olduk, küme düştük. Hiç problem değil. Seneye çıkarız, öbür seneye gene İnegöl takımlarıyla maçlarımız olur. Ben kimseye şunu yaptın, bunu yaptın demiyorum ama Bursa Amatör Spor Futbol Temsilcileri İnegöl'deki maçta olduklarını duyduk. Görüntüler olduklarını duyduk. Bunların ne yaptıklarını ben çok merak ediyorum. Ne yapmak istediklerini çok merak ediyorum. Benim kaptanım bu takımın başında 15-16 maç 90 dakika 43 yaşında 44 yaşında adam aslan gibi topunu oynadı. Ona ben telefon açıyorum. Abi moralim bozuk diyor telefonlarıma cevap vermiyor. Hepimizin morali bozuk. Bunun böyle olmaması lazım. 80 dakikaya kadar 3-0 galipsin. 80-85'ten sonra 97 dakika hakem maçı uzatıyor. 4-3 galip geliyor yine Gülakçılar. Ben bunu Bursa Futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Benim başka hiç diyecek bir şeyim yok. Başkanım ben size birkaç soru sormak istiyorum. Dinliyorum. Başkanım özellikle maç görüntüleri vardı. Neden silindi diyorsunuz. Bu sizin ifadeniz. Ben Erdiş Bey bakın. Ben maç görüntüleri silindi demiyorum. Bursa amatör futbol temsilcileri İnegöl'deki maçtaymış. Biz bunun haberini aldık. Peki bunlar ne gibi bir yaptırım yaptılar? Ne dediler? Ne yaptılar? Saha gözlemcisi yok mu? Orada spor temsilcileri yok mu? İnegöl'deki maçtaki varmış. Bunlar ne gibi yaptırım yaptılar, neler dediler, ne oldu ben onu merak ediyorum. Peki Sayın Başkanım, maç içerisinde
3-0 önde giderken X takım Y takıma Evet. karşı 3-2 olmuş herhalde. Tamam. 3-2'den sonra mı 3-3'ten sonra mı ne? Yenen takım ilk etapta 80 dakikaya kadar 75. dakika yenen takımın hocası sahayı terk etmiş Evet. gitmiş. Daha sonra bazı sporcular içeride biz bu oyunda olmamalıyız. Alın biz oyundan dediklerini bize özellikle Kaptan Bünyamin ifade etti. Kaptan Bünyamin çok üzgün olduğu için şu anda yayınlarımıza katılamıyor. Ama ilerleyen günlerde kendisinin de Evet, canlı yayına evet. katılmak istediğini ifade etti. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet, doğrudur. Doğrudur, doğrudur. Ben kaptanımın söylediklerini sonuna kadar arkasındayım. Kaptanım benim çok dürüst bir insandır. Adam gibi adamdır. Onun dediklerinin arkasındayım. He, ben duymadım, görmedim. Kaptanım ne dediyse doğrudur. Çünkü o benden daha çok futbolcularla iç içe. Futbolun daha çok içinde. Biz başkan olarak dışarıdan maçları seyrediyoruz. Benim kaptanım futbolcularla iç içe. Yani son 10 dakikada adamlar 4 gol yiyorlar. İnegöl Aksaray'ı galip getirmek için. Ve biz küme düşelim diye. Anlatabiliyor muyum? 80 dakikaya kadar 3-0 gidiyor maç. 80 dakikadan sonra işler tersine dönüyor. Bursa Sporu, Bursa Amatör Spor futbol yetkilileri o maçtalarmış. Görüntüler varmış, görüntüler silinmiş, yok diyorlarmış. Nasıl oluyor bu? Ben bunu çözemiyorum. Bunu ben size bırakıyorum. Bursa Futbol Kamu. Benim küme düşüp düşmemem hiç önemli değil. Aslan gibi düştük, aslan gibi çıkarız. Hiç problem değil. Yani bizim düşmeyle falan bir sıkıntımız yok. Oynayamadık, düştük. He, bak şunu da söylüyorum. Biz Şükraniye Spor'u yenseydik, 1-0, 2-0 yenseydik, o gücü bulsaydık kendimizde, biz İnegöl'deki maç bizi hiç ilgilendirmiyordu. Beraberlik bile bize yetiyordu. Ama buradan oraya telefon gidiyor. Diyorlar ki Demirtaş 4-0 mağlup. Kafanıza göre halledin diyorlar. Ondan sonra iş tersine dönüyor. Anlatabiliyor muyum Erdinç Bey? Başkanım iddialarınız çok önemli. İddialarınız spor kamuoyuna bomba etkisi yaratıyor. İnşallah yani bunları ben duyuyorum ama inanmak istemiyorum. Ama söylediğiniz iddialar çok çok büyük iddialar. Eğer ki burada X takımların, Y takımların tarafları bizleri izlerse izliyor seçimlerimizi. Telefonumuza bağlanıp hayır efendim öyle değil, böyledir, şu böyle değildir, böyledir iddialara yanıt verebilirler. Açık ve şeffaf yorum yapabilirler ama Demirtaş Spor Başkanımı Sayın Fikret Yurtlak anlattığı seyir zemminin açıklamaları spor kamuoyunda özellikle hiç kimsenin yaşamayı tasvip etmediği, duymayı veya görmeyi kabul etmediği bir spor mecrasını ortaya koymuş gibi gözüküyor. Bakın İnegöl merkezinden konuşmuyorum. Orhan Gazi'de de olsa, İznik'te de olsa efendim, Karacabey'de de nerede olursa olsun Türkiye'nin her yerinde spor bittir, dostum ve kardeşliktir. Bugün düşersin, yarın çıkarsın. Başkanımın dediği gibi. Ama efendim oradan bir telefon geldi. Şunu oldu, böyle oldu. Bu iddialar yenilir, yutulur gibi değil. Lütfen spor kamuoyunu aydınlatalım. Özellikle Osman Kılıç'a da Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı'na da konunun iletildiği, bize iletildi. Bu konuda var mı bir bilginiz? Görüşme yapıldı mı? Sonuç nedir? Benim Osman Kılıç'tan bu iddialar hepsi ona gitmiş. Benim duyumlarım bu yönde. Ama kendisiyle görüşmedik. Ya bu saatten sonra Erdinç Bey, bu saatten sonra kimseyle kimle görüşürsen görüş. Olay bitmiş olmuş yani. Amatör spor kulüpleri böyle. Olmuş bitmiş artık. Bunun daha ben üstüne gitmek istemiyorum. Zaten moralimiz bozuk. Ama bir şey söylüyorum. Biz aslan gibi düştük, aslan gibi çıkarız. Bu sene oynamasak da önümüzdeki sene yine İnegöl takımlarla top oynayacağız. Biz sahada oynayacağız, sahada. Saha dışında oynamayacağız. Biz sahada top futbolumuzu oynayacağız. Ama yenileceğiz. Aslan gibi oynayacağız. Aslan gibi soyunma odasına gideceğiz. Kimseye laf söylemeyeceğiz. Kimseye söylettirmeyeceğiz. Ama futbol sahada oynanır, saha dışında oynanmaz. Ben bunu böyle biliyorum. Senelerdir Demirtaş kulübündeyim ben.
gücümüzün yettiğince başkanlık idarecilik yapıyoruz. Yok canımızdan, cebimizden para olmadan yani çok zor şartlarda bu takımı bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Böyle olaylar olduğu zaman da bizim spora olan ilgimiz, sevgimiz bitiyor. Ya ben 90 dakika mücadele edeceğim, koşacağım, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Adam orada iki düdük götürecek, benim bütün hayatımı kahredecek. Ne yapacağım ben onu? Nasıl yapayım? Nasıl yapmam lazım yani? Bana bunu izah eder misiniz? Başkanım, özellikle ben yıllarca hakemlik yaptık, yıllarca sahalarda futbol oynadık. Ben bu gibi konulara içinde dahi olmayı tevessül bile edemedik. Duymaya bile tenezzül edemiyoruz. O yüzden ben sizin sisteminizi anlıyorum. Yani yaşanan konulara duyarsız kalmamanızı anlıyorum. Ama inşallah spor kamuoyu bunun takdirini yapacaktır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Burada yani sizin söyleminizle X takım ya da Y takımın da görüş ve düşünceleri önemli aslında. Hani orada canlı yayın varsa ki bu görüntülerin de ortaya çıkması önemli. Hatta bize de bir mesaj geldi. Hani bizim takımı kirletmeyin, bizim takımı karalamayın ya da işte X takımı yukarı çıkarmayın. Biz hiçbir takımı yukarı çıkarıp aşağı indirme derdinde değiliz. Spor müsabakaları sahada oynanır, sahada kazanılır maç. Masanın başında, efendim tribünlerde, kulislerle, efendim kale arkası oyunlarıyla falan işimiz olmaz. Ve kimseye de bu konuda prim vermeyiz. Bunu yanlış anlamayın. Siz de yapsanız sizin için de normalimiz açık ve şeffaf yaparız. Spor kamuoyu çünkü bunu gerektirir başkanım. Erdinç Bey ben size bir buyurun şey söyleyeceğim. Ben 16 maç oynadım. 16 maçta sahaya çocuklar çıkarken soyunma odasında çocuklara bunu ben tembih ediyorum. Diyorum ki çocuklar sakın hakemden oynamayın. Hakemden dolaşmayın. Hakeme sakın bir sözlü şey söylemeyin. Hakem ne derse odur. Hocalara kapıdan çıkarken atıcılarda, dışarılarda, sahalarda hocam başarılar dilerim. Ben Demirtaş Spor Kulübü Başkanıyım. Hak eden kazansın diye bu kelimeleri söylüyorum. Ben böyle öğrendim bunu. Benim babam da futbolcuydu. Biz böyle gördük, böyle söylüyoruz, böyle gidiyoruz. Ben kimseyi tekrar söylüyorum. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum ama ortada bir haksızlık var. Bunu artık Bursa Futbol kamuoyuna bırakıyorum. Bir daha söylüyorum. Biz aslan gibi küme düştük. Aslan gibi çıkarız. Bu sene çıkarız, seneye çıkarız. Allah ömrümüz uzun etsin. Gene oynarız yine göre takımlarıyla. Bizim kimseyle bir işimiz yok. Ama ortada bir haksızlık var. Bu haksızlığı da ben Bursa Futbol kamuoyunun önüne bırakıyorum. Kaptanım çok doğru söylemiş. Ben kaptanımın ortamında değildim. O da işte telefonlara cevap vermiyor. Artık ne der, nasıl olur, nasıl biter. Ondan bir karşı karşıya gelip görüşemedik daha maçlar bittiğinden beri. Dedim sen biraz kafanı dinle. Çünkü ben üzüldüm. O benden 100.000 kat fazla üzüldü. Çünkü o sahada mücadele eden o. Ben tribünden mücadele ediyorum. O sahadan mücadele ediyor. Anlatabiliyor muyum? O benden daha evet, üzgün. Ama bu olaylar artık yani uzatsan uzatmasan öyle oldu böyle oldu. Bu değişecek mi? Değişmeyecek. Doğru mu? Kesinlikle başkanım evet. Bitti. Yani biz kaderimize razı olduk. Küme düştük. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet Enes, var mı başkanımıza soracağın soru? Başkanımızın yorumlamasını istediğin bir konu var mı? Açık şeffaf şekilde Fikret Başkanım aydınlattı. Görüntüler varsa silinmiş dedi. Onun da duyumu var. İddiası var bu konuyla ilgili. Hocanın terk ettiğinden haberi var. Kaptan Bünyamin'in söylediklerine onay veriyor. Senin bu konudaki ekstra bir sorun var mı başkanımızla ilgili? Başkanım öncelikle yayına katıldığınız için teşekkür ederiz. Büyük bir cesaret. Ben teşekkür ederim. Büyük bir önderlik. Çünkü bunları açıklayabilmek de bu Bursa medyasına, Bursa spor medyasına da açıklayabilmek büyük bir cesaret. Çünkü dediğimiz gibi bir futbolda bir lobi var. O lobinin başındaki insanlar böyle maçlarda ortaya çıkıyorlar. Dediğiniz, söyledikleri çok büyük iddialar. Futbolun içinde olan bir şey, eyvallah olmamasını istediğimiz bir şey bu durum. Ama dediğiniz gibi oynadınız, tecrübe ettiniz. Aslanlar gibi küme düştünüz dediniz. Yine çıkarız dediniz. Aynı şekilde ben bu sözlere katılıyorum. Büyük bir başarı elde ettiniz. Genç çocuklarla
Güzel maçlar oynadınız. Bir iki maçınızı geldim, izledim. Dediğiniz gibi çok centilmen bir takımınız var. Ve bundan sonra da sizlere başarılar dilerim. Ama dediğim gibi futbolun kanunları, kuralları hiçbir zaman yarına öbür güne bırakmaz. Elbet size yapılanı onlar da yaşar diyorum. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. O kelimeniz benim için çok geçerli. Bugün bize, yarın size. Bu atasözü. Bugün Aynen bana, öyle. yarın sana. Bak, bu işler böyle. Olsun. Önemli değil. Evet Önemli başkanım, değil. o yüzden Çok iyi. şüphemizi kendimize, iğneyi karşı tarafa batırmak lazım. Yani açıkçası kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir davranışı bir başkasına yapmamak lazım. Açıkçası duyduğumuz iddiaların bir spor kulübü başkanı olarak sizin ağzınızdan da teyit edilmesi içten açıcı bir durum. Umarız adalet yerini bulur diyelim. Erdinç Bey, size ben Buyurun bir şey başkanım. söylemek istiyorum. Ben hayatım boyunca çalıştım, çabaladım. İş yerim var. Etrafım, ortamım var. Ben senin sizin biraz önce söylediğiniz kelimeyi ben 50 senedir kendime söylüyorum. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın diye. Benim bu hayat felsefem bu. Anlatabiliyor. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. Çünkü döner dolaşır gene seni bulur o. Ben bunu böyle biliyorum. Mübarek aylarda Rabbimin de şöyle bir sözü var, tesellisi var halk arasında konuşulan. Hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmezmiş derler. Yani bu söz de Evet, çok evet. yerinde gibi anlam ifade ediyor diye düşünüyorum. Başkanım size bir kez daha geçmiş olsun. Spor kulübünüze Teşekkür dediğiniz ederim. gibi spor sahada oynanır, sahada Teşekkür ederim. kazanılır. Bugün için tüm ilçelerimiz, tüm merkez, futbol takımları, hepimiz dostumuz, arkadaşımız, hocalara, yöneticilere hepsi hak ettikleri yerde olsunlar. Hak ettikleri sonuçlarla Hepsi değerlendirilsinler. Ama kimse hak etmediği. bizim dostumuz. Ya Evet başkanım, Erdinç sizi de Bey, çok yormayalım. bütün Bursa Amatör Spor Kulüpleri yok. Bütün Bursa Amatör Spor Kulüpleri hepsi bizim dostumuz, arkadaşımız. Hepsinin içinde sevdiğimiz insanlar var. Yönetici olarak, topçu olarak. Hiç kimseye ben laf söylemiyorum. Hiç kimseyi töhmet altına bırakmıyorum. Ben Bursa Futbol kamuoyuna bırakıyorum bu pazar günkü olan maçı. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Başkanım, yayına katıldığınız için sizlere, Demirtaş Spor Camiası'na ve amatör spor izleyicilerimiz adına teşekkür borç biliyoruz. Mübarek günlerde, Ramazan akşamlarında bizlere bağlandınız ve iddialara yanıt verdiniz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bundan sonraki spor yaşantınızda ve hayatınızda başarı dolu yarınlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli konuklar, bu arada yorumlarımız var. Mehmet Gümüş, iyi yayınlar, kolay gelsin dilemiş. Büyük kaleci, büyük teknik direktör, hayırlı yayınlar diliyorum Erdinç abi demiş. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Lütfen yorumlarınızı Bursa'da Medya YouTube kanalımıza, Instagram sayfalarımıza ya da Facebook sayfalarımıza yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Yeni bir kağıça girelim. Özellikle başkanımızın iddiaları hakkında sizin düşünceleriniz. Böyle bir durumda siz kalsanız ne yapardınız diyelim. Öyle bir sorumuz olsun. Yeni bir kahşemiz. Evet değerli konuklar, Süper Amatör Küme'de yaşananlara değindik. Başkanımızın iddiaları var. Bu iddialara cevaplar gelirse onları da değerlendirmeye alırız. Özellikle Kaptan Bünyamin Seyirtembe'nin açıklamalarda bulundu. Karşı takımda da takım arkadaşlarının, kardeşlerinin olduğunu gerekirse, yani konunun adli mercilere taşınırsa şahitlik yapacaklarını da bizlere ifade etti. Ama tabii bizle konuşulur. Ne iddia, nasıl cevap verir onlardan haberimiz yok. Hiçbir takımda dövme dalga bırakmayalım. Kaptan Bünyamin de canlı yayını davet ediyoruz. Burada diğer takımlarla da ilgili canlı yayınımıza davetimiz açıktır, şeffaftır. Buyurun gelin, doğrusunu konuşalım. İnsan beşer hata da yapabilir. Ancak doğruyu söylemek de erdemlektir. Varsa bir doğrunuz, varsa bir hatanız, dönmek de sizin boynunuzun borcu olsun diyelim.